Metzingen'e yeniden geldik. Lidl burada var idi. Burada bir şeyler yiyeceğiz şimdi. Buradan iki çift lafım olacak. Bir tanesi Almanya'ya. Ulan her yeri 30 kilometreyle git yapmışsınız. Cılkım çıktı. Araba kullanmaktan soğudum ya. Arabadan yıldım. 30, 30, 30. Gidilmiyor 30 arkadaş. İkinci lafım da... Kargören var. Ay alabilir miyim? Ama kar değil ki. Buz. İkinci lafım da Yandex'e. Arkadaş hiç mi bir yolu tutturamazsın? Sağa dön diyor, sağa yok. U dönüşü yap diyor, yol yok. Sakın bana atma. Bir yolculuğu da mahvetti. Baba. Bulana kadar canımız çıktı. Neyse, Lidl'e gelelim, bir şeyler yiyelim. Yapma yapma. Birazcık hem çevreye hem de keseye katkı. Bakalım bunları depozit edebilirsek. Dur bakalım hangilerini kabul edecek, hangilerini etmeyecek. Şuradan dili değiştirelim. Şişeniz algılanmadı. Buna depozito vermemişiz. Aç bakalım. Haa bu oldu. 25 cent burada. Devam. Şişeniz algılanmadı. Bunu da kabul etmedi. Aa. Bakalım. Neden mi? E onun niyeti aynı şişe onunla. Evet. Şişeniz algılanmadı dedi. Dur bekle, şişe girişi dolu dedi. Şimdi hı, yerleştir. İyi iyi. Gitti. İyi. Bunlar böyle şeysiz diye mi acaba? Şey, şişe mali. Dur ama daha şey olmadı dedi. Şişe girişi dolu. Şimdi yerleştir. Yine. Gitti. Gitti. İyi. İyi. Bu şişeyi düzelttim de ondan sonra azıcık şekli bozulmuş. İyi de bunlar zaten 25 cent gibi bir şeydi. Geri verdi bize parayı. Devam. Devam mı? Neydi? Hala gidiyor. Tut onu Ayşegül. Evet. Devam, onu da koy. Bu 1 euro. Bu kadar mı? Daha var. Bir de bu. Allah Allah. 75 cent daha verecek. Bitti. Suyu bedavaya içer gibi olduk. Bunları zaten veriyorsunuz yani. Senden Fant diye depozito diye alıyor bunları. Fant diye yazan kısmı. Onu geri aldık şimdi yani. Allah Allah. İyi, çöpe gideceğim. İyi. Görelim. 1.75'lik. Şimdi Lidl'a girdik, ekmek aldık. Ayşegül sushi. Kahvaltıda sushi tercih etti. Burada öyle şeyler de görünce. Bir de yemişti çünkü. Ama ben yoktum o ara. Aynen. Evet. Şöyle zeytin bulduk. Zeytin aldık. Ha, canım. Telif melif çıkarmasın bir de. Böyle salam. Şöyle. Hindiden şeyden. Raclet kahşiye. Raclet. Ben ya içiyorum. Bu şey değil miydi? Aç sen başla. Raclet. İbrahim bize yaptı değil miydi? Evet. Ondan aldık. Ama bu pişirmeden nasıl oluyordu acaba? Anam, pişirmeden nasıl yiyeceğiz bunu? Neyse, mozzarella'mızı aldık. Mozzarella'mızı aldık. Öyle. Bir de elma suyumuz var. Suyumuz var. Kahvaltıyı halledeceğiz şimdi. Metzingen'deyiz yine. Bir puma yakaladık. Puma'da da böyle olduk. Hatta en sevdiğim. Burada Lego varmış bu arada. Lego. Ayşegül ayakkabı bulduk iki tane. Çok güzel ayakkabılar. 19. Birisi 19, birisi 19.50. 19.50 idi. Ondan sonra kasaya gittik. Tam paramızı hazırlarken ben 40 euroya göre ayarlamıştım kendimi iki ayakkabıya. Şey, bir söyledi 30. İyi iyi. Tanesi 15'e geldi. İyi, tanesi 15'e geldi. Ay çok iyi ya. Burada da şeyci varmış. Tatlı mı yesek burada? Neyse bakalım. Ayşegül patates istiyor. Biraz ona bakacağız. Sonra... Şurada çibo var. Çibo'da kahve içebiliriz. Olabilir. Şu tarafa doğru bir bakalım neler varmış. Ondan sonra birazcık dinlenelim. Sabahtan videoyu açmayı bile unuttum. Bugün pazar günü. Yarın dönüş günümüz aslında. Bugün yapacak bir şeyler bulmamız lazımdı. Metzingen'e baktık. Metzingen de kapalıymış. Hadi 3. gün artık tekrar Metzingen'e gitmek de gerçi şeydi. Sabah çıktık. Rotenburg'a doğru gidelim bari dedik. Orada hiç değilse
manzaradan çekilir. E tabi sabah kahvaltı yapacak yerler de kapalı olduğu için böyle bir yere geldik. Otoban kenarında sabah Burger King yedik. Şimdi Rotenburg tarafına geçiyoruz. Yaklaşık 1,5 saat daha yolumuz var. Orada da böyle Esslingen tarzı güzel evlerin, eski neydi, evlerin orta çağdan kalma. Zaten romantik yoldu romantik galiba. Yol romantik yol. Rotenburg ab dem Tauber mi? Öyle bir şeydi. Evet. Gittiğimiz yerde. Bakalım oradan yine biraz görüntüler göstermeye çalışacağız. Muhtemelen çok güzel yerler oralarda. Şimdi 1,5 saat daha yolumuz var. Şimdi benzinimizi 50 euroluk. Biz hep 50 liralık alıyorduk zaten. Ciler gibi. Benzin mi kaldı ya? 50 euroluk. Artık 500 aldık. Neredeyse bitiyordu. Çeyrek kapı falan altına inmişti. İşte neredeyse doldu oldu. Herhalde 60'a falan şey yapacak. Dolacak. 1.70 miydi yavrum? 1.70. 1.70 10 olanı, 1.76 süper olanı idi. Ondan şey yaptık bir tane. Doldurduk. Geldik galiba. Çok güzel evler görüyorum. Gelmedik daha var. Ama burası da güzelmiş. Geldik haberimiz mi yok? Şuradaki evleri de birazcık çekeyim de. Çok güzellermiş. 300 metre sonra sağdan. Bunlar da neydi? Orta çağdan kalmam oluyor. 300 metre sonra sağa dönün. Öyle demişlerdi ama. O tarz bir mimariye sahip gibi gözüküyor buralarda. Aa, aşağıda da çok güzel su var. Buralarda güzelmiş, yeter. Sağa dönün. Sonrasında Rotenburg'da görüşürüz. Sonrası Rotenburg demiştik ama çok güzel şeyler gördüm şu Rotenburg. Onları da çekelim mutlaka dedim. Şu an tam görünmüyor ama şu arkada şöyle kale, saat gibi bir şey var. Kilise. Yapısı değişikmiş. Topladığı kadarıyla. Birisinde gördüğümüz kadarıyla 3 euro yazıyordu. Hani hep söylemidir bilmiyorum da. 3 kilometre düz devam edin. Başında kimse yok. Hani sen al, paranı koy git. Yaklaştık galiba. Evet. Tam yerimizi, yurdumuzu tutturduğumu söyleyemem aslında ama şuradan gideceğiz. Telefon lazım olur mu? Şuradan gideceğiz. Orada bir kale tarzı bir şey gördük. Gitmek istediğimiz yer aslında romantik cadde mi? Romantik sokak romantik mı? Yol. Romantik yol. Romantik sokak. Ben karımı böyle romantik şeylere getiririm. Romantik sokaklara.
deneyelim bakalım. Şöyle bir yoldan yürüyoruz. Sağ. Bir Allah'ın kulu olmaz mı? Sağımız solumuz villa. İnsan yok. Nerede bu insanlar? Bu. 28 gün sonra diye film vardı. İnsanın sonu mu geldi? Kimse yoktu. Ne yaparız Barış? Atayım üstüne. Sadece biz kalmışız, üçümüz. Ne yapalım, bulacağız bir tane market. Markette yiyecek bitene kadar takılırız orada, ne yapalım. İyice zombi filmine çevirdik. Araba geçti bir tane. Bir tane daha, insanlık devam ediyor. Araba var birkaç ama insan mı? Soğuk demek ki, soğuk geliyor. Ne yapıyor bunlar, evde de görünüyor. Doğru, evlerde de kimse yok, o da enteresan. Burası yazlık gelmiş, kışın kimse yokmuş burada. Evet, geldik bakalım. Aa, şeye varamadık ki. Evet. Neyse, arabayı bir yere park ettik en azından. Biraz yolumuzu bulmaya çalışalım. Basacağım tekrar. Şöyle bir yer bulduk. Bir yandan şey, Sırbistan'daki şeye benzemiyor mu? Evet, Belgrad'daki. Belgrad'daki kaleye benziyor. Şöyle evler de varmış. Çok sakin değil mi ama? Çok durağan. Şimdi pazar günü çıkmanın da böyle bir avantajı oldu diyelim. Ama ne yemek yemeye yer. Marketler kapalı. Marketler niye kapalı? Normalde Lidl falan açık oluyordu ya. Saati var demek ki senin dediğin gibi. Bir bakalım ona da. Şurada bir tane kafe var. Şurada bir şey var, o da açık duruyor. Burayı bir kontrol edelim. Kal oradan şimdi. Evet. Neyse artık bu. Böyle bir şey. Buranın suyu dolmuş. Çok keyifli yere benziyor. Şuradan su geçiyor herhalde. Demek ki öyle bir hendekleri var burada. Öyle gibi hissettim. Yol mu geçiyor, su mu geçiyor? Aklına geçiyorsa. Evet, burayı zamanında suyla doldurdular belki de. Aa, kalenin içerisinden. Çok güzel yere geçiliyor. Aa, ilk defa köpek gördük sokak. Çok güzel duruyor. Demek ki burası kale içi mekanı tarzı bir şey. Böyle kale içine girdik. Arabayla da giriliyormuş ya. Tüh. Ama park yeri biraz sorun oluyor herhalde buralara. Herkes park edebiliyor mu bilmiyorum. Belki de abonmanlar falan bir şeyleri vardır. Çok böyle biraz da şeylere benzemiyor mu? Vahşi Batı filmlerindeki yerleri gibi.